Merhaba gençliğin gözyaşları. Noktanın analitik incelenmesinin yeni nesil sorularına geldik arkadaşlarım. Çok iyi dinleyin, kurban olayım kardeşler. Hoşunuza giderse de bir de çözümlerim. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlarım ne olur. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi birinci sorumuz. Bir ağacın üzerine konan kuşların bulundukları konum bir paralel kenarın köşeleri olan noktalardır. Buna göre B ile D noktalarında bulunan kuşlar arası uzaklık acep kaçtır diye bir soru sormuş dostum. Bunlar bir paralel kenar oluşturuyormuş şu şekilde. Madem ki paralel kenar hocam bu, özelliği şuydu değil mi? Karşılıklı açıların toplamları eşitti. Şey açıları diyorum. Karşılıklı köşelerin A ile C'nin, B ile de D'nin x'leri toplamları birbirine eşitti. Şimdi A'nın ve C'nin x'ini topluyorum 9 ile 5'i. D ile de B'nin x'lerini topluyorum x ile 3'ü. Bunlar birbirine eşit. Buradan x eşittir 11 geldi. Hadi y'yi bulalım. Aynı muhabbeti yapacağım. 3 ile 7'yi topluyorum. Y ile de 3'ü topluyorum. Birbirine eşitliyorum bunları. 3'ler giderse y'de ne çıktı buradan? 7. Bana neyi soruyordu şimdi? Bunun koordinatlarını bulduk. 11'e 7. Bana da şu B ile D arası uzaklığı soruyor. Yani iki nokta arasındaki uzaklık yapmamı istiyor dostum. Hemen yapalım. İki nokta arası uzaklık x'ler farkının karesi. Yani 11'den 3 çıktı. 8 karesi. 7'den 3 çıktı. 4 karesi. Burada gördüyseniz 4, 8. Bak benim hatırım için ezberleyin dedim. Biri diğerinin iki katıysa küçüğünün kök 5 katı. Yani 4 kök 5'i hemen böyle de bulabilirsin. Ya da işlemi yapabilirsin. 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16. Kök 80. Bu da 16 çarpı 5'tir. 16 dışarıya 4, 5 içeride kalır diyebilirsin de dostum. Bakalım bu ne diyor. Bir kepçenin hareketi analitik düzlemde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bir şantiyedeki BA doğrusal yolunun B noktasından A noktasına gitmek için harekete giden kepçe yolun 3 bölü 5'ini gidince 5x dersem ya da 5k dersem 3k'yı gitmiş 2k'sı kalmış. C'de de arızalanmış bu. Buna göre arıza bilim merkezine doğru koordinatları söyleyecek hangisiyle doğru ifade edilebilir? Yani C'nin koordinatlarını soruyor kısaca dostum. Ve bizim çok yaptığımız bir soru çeşidi değil mi? Buradan buraya kaç artmışsa buradan buraya o kadar artar falan muhabbeti yapacağız. Şimdi A'dan B'yi biliyorum. A ile B'yi. O yüzden A'dan B'ye gidelim. Sonra da A'dan C'ye gidelim dostlar. Şimdi A'dan B'ye giderken 5K yolunu gidiyorum. X'lere bakın 15'ten eksi 5'e düşüş yaşamış. 20 birim düşmüş. 5K'da 20 düştü. K'da kaç düşecek? Tabii ki 4 düşecek değil mi? Burayı 4, 5'e böldüm. Burayı da 5'e bölüyorum. 4 düşer. Ama bana ne lazım? 2K lazım. 2K'da kaç düştüğünü bulmalıyım. Hemen 2 ile genişletirsem de 8 düşecek. Demek ki 15'ten C'ye gelirken 8 eksileceğim. 15'ten 8 çıktı. Apsisim 7 olacak. Aslında cevap çıktı bile. Ama biz ordinatı da bulalım. 5'ten 20'ye. 5K'da 20'ye çıkması için 5'ten 15 artış yaşaması lazım. 1K'da 3 artar. Bana 2K lazım. 6 artmalı. 2K'da yani şuradan A'dan buraya gelirken 6 artacak. 5'ti. 6 ekledim. 11'i buldum dostum böylelikle. Evet, üçüncü sorumuz bir katlama sorusu, bakalım ne diyor. B'den tutulup AD boyunca katlandığında, AD boyunca katlanıyorsa bir kere AD açıortaydı. AB AB üssüne eşit, BD B üssü D'ye eşittir falan filan. Şimdi A ile B üssünün arasındaki mesafeye 3K dediğinde B üssü ile C arasındaki mesafeye de 2K diyecekmişiz dostum. A ile B üssüne 3K dediğimde B üssü ile C arasına 2K diyecekmişiz. E bu 3K katlanmadan önce buradaydı. Burası da 3K. Şimdi burası bakın açıortayın kolları 3'e 5. O halde ayakları da 3'e
5 oranına sahip olmak zorunda ve bize D'nin koordinatlarını vermiş, C'nin koordinatlarını istiyor. Bak ben şuraya çiziyorum B, D, C'yi. B, D, C. Burası 3M, burası 5M. B'nin koordinatları 0'a eksi 5, D'nin koordinatları eksi 3'e eksi 2, C'nin de koordinatlarını arıyoruz. Hadi bulalım. Yine aynı bir önceki soruda yaptığım gibi. Önce B'den D'ye gideceğim çünkü bu ikisini biliyorum. D'den de C'ye gidelim. Şimdi 0'dan eksi 3'e düşmüş. 3M yolunda 3 düştü. M'de 1 düşer. 5M'de 5 düşer. Hemen buradan buraya 5M'lik yol var. Eksi 3. 5 de ben düşürüyorum. Eksi 8 oldu apsisim. Şimdi ordinat. Eksi 5'ten eksi 2'ye bir artış yaşamış 3 birim. 3M'de 3 arttı. 1M'de 1 artar. Bana da 5M lazım. 5 artacak. Demek ki eksi 2'ye 5 ekleyeceğim ben. 3 olacak. İşte C'nin koordinatları bunlar. Toplamlarını soruyor. Eksi 8 ile 3'ün toplamı. Eksi 5'i yapıştırdım. Buna bakalım. Koordinat düzleminde A 6'ya 5, işte bulunan hızı 3V olan bir köpek var. B noktasında da hızı V olan bir kedi var arkadaşlarım. C noktasında da yakalıyor. Şimdi bunları ben koordinattan değil de şurada göstereyim. Bakın A'da bir köpek var. B'de başka bir köpek var. Şey kedi var. Bunun koordinatları 6'ya 5. Bunun koordinatları 8'e 1. Ve koşuyorlar. C noktasında da yakalıyormuş dostum. Bunun hızı V. Demek ki aynı sürede C'ye varıyorlar. O halde buradaki yol VT. Bunun hızı 3V. Aynı sürede vardıkları için bu da 3VT. Yani şunu diyor bize. Şurası 2VT'ymiş. Demek ki aslında oran şöyleymiş. C burada. B burada. A da buradaymış. Bak burası 2VT. Yani 2K diyelim biz ona. Burası da 1VT yani 1K diyelim. Oranı böyle vermiş. Hız probleminden oranı bulduk dostlarım. A'nın koordinatları 6'ya 5. B'nin koordinatları 8'e 1. C'nin de koordinatlarını arıyorum. Şimdi A'dan B'ye gideceğim. B'den de C'ye gideceğiz. 6'dan 8'e 2K'da 6'dan 8'e 2 artış yaşamış. 1K'da 1 artar. Gerçekten bize de 1K lazım zaten. 1 arttırıyorum 8'i 9 oldu. Apsisimiz 9. Yani şu değil, şu değil bir kere. Ordinata bakalım. 5'ten 1'e 4 düşmüş. 2K'da 4 düştü. 1K'da 2 düşecek. 1'di. 2 düşürüyorum. Eksi 1 oldu kardeşim. 9'a eksi 1 doğru cevaptır dedim. Bakalım bu ne diyor? Çatısına iki kuş konmuş bir ev analitik düzlemde modellenmiştir. Tamam. AE ED'ye eşit. O AE ED'ye eşit. Yani E noktası Denizli ile Adana'nın ortası. O halde ben E'yi hemen bulayım bir işime yarayacak. Ortası demek boşuna demedi değil mi ortası olduğunu? Toplayıp ikiye bölelim. 7 ile 3'ü toplayacağım 10. 2'ye böleceğim. 5 ile 9'u toplayacağım 14. 2'ye böleceğim. Bir de demiş ki BC ile BA arasında da 1'e 4 oranı var. Yani BC'ye K dersen BA 4K'dır buraya 3K kaldı. Gelin bunu da yapalım. Bakın şurada yapayım onu da. B burada. Şöyle göstereyim. A burada. B burada. C de şurada bir yerde. Burası K. Burası da 3K'ymış. B eksi 5'e 5. A 3'e 9. Şimdi hemen B'den A'ya gidiyorum. Sonra da B'den C'ye gideceğim. 4K'da eksi 5'ten 3'e. 4K'da 8 artış yaşadım. 1K'da 2 artar. Hemen eksi 5'e 2 ekliyorum. Eksi 3 oldu kardeşim. Y'lere bakalım. 5'ten 9'a. 4K'da 4 arttı. K'da 1 artar. 5'i 1 arttırıyorum. 6. C'yi de buldum. Eksi 3'e 6'ymış.
Bize de C ve E noktaları arasındaki uzaklığı EC'yi soruyor. Hemen kök içinde x'leri çıkartacağız. 5'ten eksi 3'ü çıkarıp karesini, 7'den de 6'yı çıkarıp karesini alacağım. Burası 8 yapar 64. 1 yapar 1. Kök 65 Ceyhan'dan geldi cevabımız. Altıncı sorumuza bakalım. Analitik düzlemde A noktasında bulunan Ayhan, B noktasında bulunan Buse, x ekseni üzerinde bulunan bir C noktasına eşit uzaklıktadır. Arkadaşlar C noktası x ekseni üzerindeymiş. Bak biz bunu klasik sistemde çözdük. X ekseni üstünde ise apsisini bilmeyiz ama ordinatı kesinlikle sıfırdır. Ve diyor ki bize C'nin Ayhan'a olan uzaklığı C'nin Buse'ye olan uzaklığına eşitmiş. Hemen C noktasının A'ya olan uzaklığını yazıyorum. Şunun şuna olan uzaklığını. X'leri çıkart. X artı 6 olur. Karesini al. Y'leri çıkart. 2 karesi 4. Şimdi C'nin B'ye olan uzaklığını yazıyorum. X'leri çıkart. X eksi 4 olur. Karesini al. Y'leri çıkart. 1 karesi de 1. İki tarafta kök varsa bay bay. Şimdi burayı açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 4. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 1. X kareler gitti. Burası 40 artı 12x yaptı. Burası da 17 eksi 8x yaptı. Eksi 8x'i buraya alırsam 20x. 40'ı da bu tarafa alırsam 23 kaldı burada. Hatta eksi 23 değil mi? X eşittir. Eksi 23 bölü 20. Yani Adana şıkkı doğru cevaptır. Evet bakalım bu ne diyor 7. sorumuz. Dik koordinat düzleminde çizilen bir ABC üçgeninde kenarların orta noktaları sırasıyla şöyle bir çizelim. Sanki bunun da klasikte çözdük. Orta noktalardan paralel kenar oluşturuyorduk değil mi arkadaşlarım? Bir bakalım da. AB'nin orta noktası Denizli. AC'nin orta noktası Edirne. BC'nin orta noktası da Fransa. Bunların da koordinatlarını vermiş. D'ninki 2'ye 3, E'ninki 1'e 5, F'ninki de 3'e 4. C'nin koordinatlarını istiyor benden. Dostum bu dördünün paralel kenar yapıyorum. Bak bu orta taban, bu da buranın orta tabanı şu AC'nin. Birleştirdiğimde bunları C'yi de içine aldığım paralel kenarı oluşturdum. Şimdi paralel kenarın kuralı neydi? Karşılıklı x'lerin toplamı eşitti. Yani 3 ile 1'in toplamı 4, 2 ile C'nin apsisinin toplamına. Demek ki C'nin apsisi 2. C'nin apsisi 2 olacaksa şıkları zaten bulduk doğru cevabı. Biz ordinatı da bulalım. Y'lerin toplamı 4 ile 5'in toplamı 9. 3 ile C'nin ordinatı 6 olacak demek ki zaten öyle paketledik geçtik. Dikdörtgen biçimindeki eş tuğlalar ile örülen duvarın bir kısmı görülmektedir. Duvarın BE kısmı 8 eşit parçaya bölündüğüne göre D ve E noktalarının apsisleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bakın şöyle yapalım dostlarım. Eksi 1, 10. İkisi de Y ekseni üstünde. 10, 10. Y ekseninde aynı çizginin üstündeler. Şöyle. Y ekseninde 10 noktasını buldum. İşte şunun üstündeler ikisi de. Biri apsisi eksi 1 olan şurada. Diğeri de apsisi 7 olan buradaymış kardeşim. Peki buradan buraya ne kadar mesafe var? 8 birimlik bir mesafe var. Şimdi E'yi bulalım biz bu durumda. E noktasını bulacağız. Bak buradan eksi 1'den 7'ye geldim. 7'den de aynı mesafe değil mi? Şuradaki 4 çizgi burada var. 4 tane de eşitlik burada var. Aynı mesafe. 8 birim buradan arttıysa 8 de buradan artacak. Şuranın apsisi 7'ye 8 ekledim. 15'e 10 oldu bu nokta. Burası 15'e 10. Peki hatta şurayı da bak 8 ya burası da 4 artacak. Şurayı da bulalım. 4 ekleyelim. 3'e 10.
burası. Bir 4 daha eklediğimde 7'ye 10. Bir 4 daha eklersem 11'e 10 diye gidiyor. Yani bakın Denizli noktasının apsisi kesinlikle 11. Apsisi 11. Ordinatını bulacağız şimdi. Bakın buradan buraya eksi 1'den 1. İkisinin de apsisi aynı. Yani ikisi de eksi 1 doğrusunun üstünde şuradalar arkadaşlarım. Birisi 10, birisi de şurada 12 noktasında. Şurada aralarındaki mesafe yalnız şuradakiler 2 birim değil mi? Şuradaki aradaki mesafe 2 birim. O halde 2 burası, 2 burası, 2 burası dediğimde onun üstüne 2 koyunca 12, 14, 16'ya denk geliyormuşum. 11'e 16. E'ye bakalım 2 birim yukarı çıktığımda 12 olacak değil mi ordinatı? 15'e 12. Bize de diyor ki apsisleri toplamı 15 ile 11'in toplamı 26. 9. soru. Bakın böyle koordinat düzlemine eş kareler koymayı sever ÖSYM bu arada haberiniz olsun. Birbirine eş 3 tane dikdörtgen yerleştirilmiştir. E, N uzunluğu nedir diye soruyor. Bakın şu noktayı bildiğim için buradan başlıyorum. Ordinatı 6. Yani x eksenine uzaklığı 6. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 6. O halde bu da 6. Bu da 6. Bu da 6. Bu da 6. Bunun da uzun kenarı şurası 15'miş. Demek ki şurası 9. 15. Bunun da uzun kenarı 15. Bunun da uzun kenarı 15 olacak diyelim. Peki şuradaki bize E ile N arasını soruyordu. Gelin bunu bir dik üçgen içine sokalım şöyle şurada. Buradan paketleyelim. Bak bu 6 ise bu da 6. Şu 6 ise karşısı 6, burası 6, buraya da 9 kaldı. 9, 12, 15. Analitik düzleme kısa kenarı 2, uzun kenarı 5 birim olan eş dikdörtgenler. Şimdi kısa kenarı 2, uzun kenarı 5'miş hepsinin. A noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Şimdi A'nın apsisi dediğim Y'ye uzaklık şurası. Ki o da dostum bu da 2, bu da 2 olduğu için 4'tür değil mi? A'nın apsisi 4. Şimdi ordinatını bulalım. Yani buradan yukarıya doğru çıktığımdaki diklik. E şuradan burası uzun kenar 5. Şurası kısa 2, burası kısa 2, burası kısa 2. Yani 2, 4, 6, 5 daha 11. 4'e 11 ama kaçıncı bölgedeyim? Dördüncü bölgedeyim. X'ler artı, Y'ler eksi. 4'e eksi 11 olacak. Edirne şıkkı doğru cevaptır. 3 eş dikdörtgene ayrıldıktan sonra şekil 2'deki gibi dik koordinat düzlemine yerleştiriliyor. Kartonun alanı 9. Bu kartonun alanı 9'sa bir kenarı 3'tür dostlarım. 1, 1, 1 olur. Yani şurası 1'dir. E burayı da 2 vermiş. Şurası 1'dir. Uzun kenarım 3'müş dikdörtgenin 2 kaldı. Şurası 3, şurası 1, şurası 3. Olduğuna göre B'nin orijine uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi B'den aşağıya bir diklik indiriyorum. Şöyle indirdim. 3 burası, 3 de burası olduğu için 6. B'den sola doğru bir diklik gidiyorum şöyle. Şöyle de çizeyim şunları. Şurası 1, şurası 3, burası 2. Yani burası da 6. Demek ki B'nin orijine olan uzaklığı yani şu çizginin uzunluğu, şu çizginin uzunluğu burası 6. Şurası da 6. Dik üçgen 45, 45, 90 oldu ki 6, 6 kök 2 katıdır hipotenüs. 6 kök 2'yi bulduk. Ya da analitikten çözmek istiyorsanız B'nin koordinatları apsisi de 6, ordinatı da 6. Orijin de sıfıra sıfırdı. İki nokta arası uzaklıkta yapabilirsin istiyorsan şöyle. X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi deyip 6 kök 2'yi böyle de bulabilirsin dostum. Analitik düzlemin birinci bölgesinde 14 tane eş dikdörtgen şekildeki gibi aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştiriliyor. Peki. B noktasının ordinatı 2. Yani B'nin X'e olan uzaklığı şuradan aşağı indirdiğim mesafe 2'ymiş dostum.
Şimdi ben bu dikdörtgenin kısa kenarına A, uzun kenarına da B desem şöyle. Demek ki A ile B'nin toplamı 2'ymiş. Peki şurası da B. Şurası bakın A, A. Şurası şu üstteki dikdörtgenin uzun kenarı değil mi? Şunun B. Şurası da A. Bakın şu dikkatimi çekti. Şurada şu ikisinin birleşiminden oluşan dikdörtgene bakın. Burası 2B. Burası ise 2, 3A artı B. Demek ki bunlar birbirine eşit değil mi? Çünkü aynı dikdörtgenin uzun kenarları. Buradan B eşittir 3A geldi dostlarım. B yerine 3A yazabilirim ben burada. Demek ki 4A eşittir 2. A eşittir 1 bölü 2. B eşittir 3 katıydı ya 3 bölü 2 diye bulabilirim. A noktasının apsisi. Apsis dediğim şey Y eksenine uzaklıktı. Şurayı soruyor bana. Şimdi kısa kenara A demiştik. A. A, A, A. Yani şuraya kadar bir 3 A daha var. Şurası B. Şöyle çizdiğimde. Bu da B. Yani bir 3 A demiştik buna. B 3 A'ya eşitti. 1 A da buradan geliyor. Bak 1, 4, 7, 8 A'ymış burası. 8 A. Yani 8 çarpı 1 bölü 2 bulduk A'yı. 4 geldi sorumun cevabı. 13. soru. Özdeş kareler, özdeş dikdörtgenler. C noktasının ordinatı 12. Ordinat neydi? X'e uzaklık. Şurası yani 12. Demek ki bu dikdörtgenlerin uzun kenarı 12'ymiş. O halde bu da 12. Şurası da 12. Karelerinde bakın 3 tanesinin, 3 tane karenin uzunluğu 12 çıktı kenarlarının. Demek ki her biri 3'e bölsem 4. 4, 4, bu da 4, bu da 4, 4 diyelim. Demek ki karenin birinin kısa kenarı ne geldi? 4 şey, karenin kenarı 4 geldi. E şu da 4, şu da 4, buraya da 4 geldi. Bakın bu dikdörtgenin kısa kenarı 4. O zaman bununki de 4. Bununki de 4. Burası da 4. Buraya da 8 kaldı şu araya, C ile buranın arasına. Neyi soruyor bize? A ve B noktaları arası uzaklık. Dostum ister A'nın koordinatlarını buldun. Apsisi 12. Ordinatı da buradan aşağı inen diklik 16. B'nin koordinatlarını da buldun. 12, 4 şurada. Yani 12 de burada 24. Apsisi 24, 0 ordinatı da. İki nokta arası uzaklık yaparak bulabilirsin cevabı. Ya da hocam ben şuradaki dikdörtgeni, dik üçgeni göreceğim diyebilirsin. O dik üçgenden de çözebilirsin. Bak burada bir dik üçgen var. Pisagor yapacağım. Çok yüksek ihtimalle de özel üçgen çıkarsa işim kolay olur. Hiç iki nokta arası uzaklıkla uğraşmam. Burası toplam 16. E burası da 12. 12, 16, 20 üçgeninden soruyu paketledik bakın. Evet, 14 numaradayız. D noktasının apsisi ordinatı K'nın apsisi eksi 5. Yani Y'ye uzaklığı 5. Tabii ki şurası da 5. B'nin apsisi 8. O halde Y'ye uzaklığı 8. O halde şurası 3. Burası 3. İki eş dikdörtgen biçimine kesiliyormuş. Bunlar eşmiş dostlarım bu arada. Tamam. D'nin apsisi eksi 13. Yani Y'ye uzaklığı 13. 8 burada. Şuraya 5 kaldı. O halde dikdörtgenin kısa kenarı 5 çıktı. Tabii ki bu da 5. Bu da 5. Ordinatı 12 denizinin. Yani yukarıdan aşağı indirdiğim şu diklik 12. Demek ki dikdörtgenin uzun kenarı 12. O halde şunun da uzun kenarı 12 olacak. 8'i burada 5 ile 3'te. Şuraya da 4 kaldı. Bunu da yazalım. E ve L noktalarına ait tüm koordinatların toplamı. Şimdi E'nin koordinatlarını yazalım. E'nin Y'ye uzaklığı. Şimdi şurası zaten 12 buraya kadar değil mi? Şurası da 5. 4, 9, 12. 5 de buradan gelirse 12, 5 daha 17. Tabii ikinci bölgede olduğu için apsis negatif olacak. Şuraya yazayım. E noktasının apsisi eksi 17. Ordinatı da buradan aşağı inen dikliktir.
Ki bunun uzun kenarını biz 12 söyledik az önce, değil mi dostlarım? 12 mi bulduk? 12'di değil mi lan? 5, 3, 8, 12. Evet, 5 buradan. Şurada da 7 kalıyor. Y'ye x'e olan uzaklığı da 7. O zaman ordinatı 7. Bir de L noktası mıydı? L'yi de yazalım şuraya. L burası. Apsisi şuranın uzunluğu. Yani yine 17. Eksi 17. Ordinat da buradan aşağı inen. 5 ile 7'nin toplamı 12. Toplamları. Şurası 19 yaptı. Burası da eksi 34 yaptı. Toplayalım, çıkartacağız yani 34'ten 19'u. 5, 15. Eksi 15 sorumuzun doğru cevabıdır. Şekildeki analitik düzlemde birer kareymiş bunlar dostlarım. Hemen şuradan aşağı bir diklik indirelim. Bu diklik bizim K dediğimiz şey. Şurası da apsisi 12 dediğimiz uzunluk. Tabii ki bunlar kare oldukları için şunlar birbirine eşit. Şurası 90, o halde bu da 45. E hocam 90, o halde bu da 45. K ise burası da K. Tamamdır. Burası K kök 2. Bu da K kök 2. Yine 45, 45, 90'dan K, K. Hatta bu da kare olduğu için bunun da bütün kenarları K. Ve bakın 3K'yı 12 bulduk. Demek ki K 4. Evet. L noktasının, L burada. Koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi L'nin şuraya olan uzaklığını bulacağız. Tabii şuradaki şu büyük kareyi de çizelim. Hani hatırlarsanız dedik ki bir eğik kare görünce hemen etrafını çevreleyen büyük kareyi de çizin. Tabii bunlar 4, 4 oldukları için hepsi eş olduğundan bunlar da 4, 4 geliyorlar. Şimdi burası 4 ise bu da 4. E bunlar zaten 4, 4, 4. L'nin apsisi 8 çıktı. Ordinatı da buradan aşağı inen diklik. Tabii tam bu köşeye mi gelir onu bilmeyiz ama en azından şuraya eşit olduğunu söyleriz, değil mi? 4, 4'ten ya da buraya 8 olduğunu söyleyebiliriz. 8'e 8 arkadaşlarım cevabımız. Yine eğik kare görüyorum. İsterseniz hiç soruyu okumadan önce şu yapmamız gerekeni bir yapalım mı şöyle? Şöyle etrafından geçen büyük kareyi bir çizelim hemen. Evet, şunu bir yaptık. Tamam. Şurayı bir sileyim mi? Fazlalık burası. G 0'a 6. Yani şurası 6 birim. A 3'e 0. Şurası 3. Yani şurası da 3 birim. Alan ABCD 4 birim kareymiş. ABCD şu karenin alanı 4'müş. Demek ki bir kenarı 2. 2. Şurası da 2. E burası da 2. O zaman buraya 4 kaldı. 3, 4'ten 5. Şimdi bunlar eşti değil mi şu 4 üçgen? 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3. Şurası da 4 olacak. Şu parçaya da 2 kaldı. F noktası burada. Koordinatları apsisi y'ye olan uzaklıktı. Yani şurası apsisi. 4. Şuradan aşağı indireceğim diklik de benim ordinatım. Şimdi bu diklik zaten şuradan inene eşit değil mi arkadaşlarım? Bak buraya kadar 7. Şurası da 2 olduğu için 9. Toplamları da 13 geldi arkadaşlarım. 17. sorumuz. Evet, daha önce sınavda sorulmuş güzel bir sorudur dostlarım. Böyle birim karelerden oluşuyor. İşte burada 13 tane, 19, 6, 7'li, 8'lisini falan çözdüm hep bunların ben. 13 tane birim kareden oluşan bir şekil. Bir doğru yardımıyla iki bölgeye ayrılıyor ve alanları eşit. Dolayısıyla şuradaki mavi bölgenin alanı 13 bölü 2'dir. Turuncunun da, turuncu mu bu? Evet, turuncu boyalının da alanı 13 bölü 2'dir. Şimdi burada bu soru tipinde yapacağınız şey, yani böyle birim karelerden oluşan bir koordinat düzleminin bir doğru alanını ikiye böldüğünde yapacağınız iş şu. Dostum, ya mavi ya da turuncu bölgeyi fark etmez. Bölgelerden birini alanını bulabileceğiniz güzel bir geometrik şekil haline getireceksiniz. Mesela üçgen, mesela dörtgen, yamuk olabilir, beşgen olabilir falan. Yeter ki alanını güzelce bulabilin. Ben şimdi şu mavi bölgeyi üçgen haline dönüştüreceğim. Bak bunun için de şunu yapıyorum şimdi kardeşim. Öncelikle şuradaki iki kareyi siliyorum buradan.
Bak şu iki kareyi sildim. Buradan sildim. Şuraya taşıdım. Şuraya getirdim. Şu anda alanda bir değişiklik oldu mu arkadaşlarım? Hayır. İkisini buradan aldım, buraya getirdim. Yani şu mavi bölgenin alanı hala şey değil mi? 13 bölü 2. Şurayı da maviye boyayayım da. Hala 13 bölü 2. Ama istediğim gibi güzel bir geometrik şekil oluşmadı burada dostlarım. Şurası boşta kaldı. Şimdi orayı tamamlıyorum. O zaman diyorum ki şuraya 3 tane karede ben ekleyeyim. Artı 3 ekledim. 13 bölü 2 idi. Artı 3 ekledim. 6, 19 bölü 2 oldu. Şimdi buradaki alan. Ve ben artık bakın bunun güzel bir üçgen olduğunu görüyorum, değil mi? Bu bir üçgen. Bak şurası biraz daha kalın alayım. Şurası 5 birim zaten. 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı bilmiyorum. Zaten amacım bu. X diyelim buraya. Ve bu bir dik üçgen. Şimdi alanını gelin birlikte bulalım dostlarım. Bakın bu mavi üçgenin alanını artık biliyoruz biz, değil mi? 13 bölü 2 idi. 3 de ben eklediğim için 19 bölü 2'ye dönmüştü. Peki biz bu 19 bölü 2 dediğimiz alanı dik üçgenden şöyle yazacağız, değil mi dostlarım? 5 çarpı x bölü 2. Bunlar gitti. Bu durumda x eşittir 19 bölü 5 geldi. Tamam hocam. Peki bize şurayı soruyor, değil mi? A dediğimiz yer şu mesafe, değil mi dostlarım? A burası. A ile x'in toplamı neye eşit peki kardeşim? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5'e eşit hocam. 5 birimmiş. E biz x'i az önce bulduk. 19 bölü 5 ile A'nın toplamı 5'miş. Demek ki A eşittir 5 eksi 19 bölü 5. 25, 19 çıktı. 6 bölü 5 geldi cevabımız. Çok güzel bir soruymuş dostlarım. Evet, hemen. Bakın yine benzeri gibi duruyor ama bir tık daha kolay bu dostlar. Şekilde analitik düzlemin ikinci bölgesinde birim kareleri ayrılmış alanlar verilmiştir. D doğrusu birim karelerden ikisinin köşeleri olan pembe noktalardan geçmektedir. Buna göre sarı alanın yeşil bölgeli arana oranı nedir? Şimdi önce şu yeşil bölgeyi bir bulalım mı? Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yeşil bölgenin alanı, şuraya yazıyorum kenara. Yeşilin alanı dik üçgen olduğu için 5 çarpı 7 bölü 2. Yani 35 bölü 2'dir. Yeşili bulduk. Şimdi sarıyı nasıl bulacağız hocam? E şöyle çok basit. Tamamından bunu çıkartacağız kardeşim. Yeşili çıkartacağız. Peki kaç tane kare var burada? Sayalım şimdi kaç tane kare var. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane kare var. Birilerinin şey der gibi duyduğunu, hocam böyle sayacağız mı ya ya daha çoksa falan. Tabii ki saymazsın kardeşim. Hani 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'in toplamı, o da 7 çarpı 8 bölü 2'den 28'i böyle de bulabilirsin. Demek ki tüm alan 28'miş, değil mi dostum? Her birinin alanı 1 olduğuna göre. Ben şimdi 28'den 35 bölü 2'yi yani yeşili çıkarttığımda da sarı bölgenin alanını buluyorum, değil mi? Bu da sarının alanı. Burası 56. 56'dan 35 çıktı. 56'dan 35 çıkaralım. 1, 2. 21 bölü 2'ymiş. Bu da sarı bölgenin alanıymış dostum. Şimdi artık sarıyı da biliyoruz. Yeşili de biliyoruz. Sarı bölü yeşili istiyormuş bizden. Sarı 35 bölü 2 bölü yeşil 21 bölü 2. Bölü 2'ler gitti. 35 bölü 21. 7'ye bölelim 5. 7'ye bölelim 3. 5 bölü 3'müş. Sarı bölü yeşil. Sarı bölü. Sarı renkli bölgenin alanı yeşil renkli. Ha, sarı bölü yeşil istiyormuş. 21 bölü 35'i takla attıracağız o zaman arkadaşlarım. 3 bölü 5. Ben tersini bulmuşum. Evet, bakalım bu ne diyor dostlar. Analitik düzleme yerleştirilmiş dikdörtgen biçimindeki kağıdın C köşesi orijin üstüne gelecek biçimde D doğrusu boyunca katlanıyor. Tamam. Şimdi şuradaki C 90 derece katlandı buraya geldi B'ye. B
B üssünün koordinatları nedir diye soruyor bize. Şu biz şu şeyi biraz çizelim. Şurada kalan y ekseni parçasını çizmiş olayım buraya. Şimdi katlandı. Şurası bizim apsisimiz 5. Ve bu 5 katlanıp şuraya geldi, değil mi? Dikdörtgenin kısa kenarı bu bölgeye geldi. Başka ne biliyoruz? Ordinatım 15. Şuranın tamamı 15. Şuraya x dersem burası 15 eksi x. Bu katlandı. Şuradan şuraya katlandı. Burası da 15 eksi x. Şurası dikdörtgenin bu kenarı 5 olduğu için burası da 5. Bakın burada muhtemelen özel bir dik üçgen çıkmış olabilir. 5, 12, 13 desem yok, yemedi. Ama istesek buluruz şimdi. Pisagor bağıntısı yapıp x'i buluruz her türlü. Gerek var mı bilmiyorum. Peki bana neyi soruyor? B üssü noktasının koordinatları toplamı. Yani şurası B üssünün apsisidir. X diyelim. Buradan aşağı inen de ordinatıdır. Y diyelim buna dostlarım. Bizden x ve y isteniyor. Oba! Sanırım mecbur bulacağım arkadaşlar. Ben şurada Pisagor'u mecbur yapacakmışız gibi duruyor. Hadi yapalım. 15 eksi x'in karesini bulacağız. Lan başka yolu yok mu ya? Düşünüyorum, düşünüyorum da. Bakalım. Aklıma gelmedi arkadaşlar. Belki de vardır ama benim aklıma gelmedi. Sanki biz burayı mecbur bulacakmışız gibi düşünüyorum. Oradan x ve y geliyor. Evet ama daha kolay bir yolu varsa lütfen yorumlara yazın ki ben de bileyim en azından. Şimdi şurada Pisagor yapıyorum dostum şu üçgende. 15 eksi x'in karesi, o da 225 artı x kare eksi 30x yapar. Eşittir 5'in karesi 25 artı x kare. X kareler gitti. 25'i buraya alalım. 200 eşittir 30x yapar. Sıfırları silelim. 20 bölü 3 çıktı x. Şurası 20 bölü 3. 15'ten de 20 bölü 3'ü çıkaralım. 3 kere 45, 20 çıktı. 25 bölü 3 de burası. Şimdi bunları benzerleyeceğim dostlarım. Bakın şöyle. Şu açıya A diyorum. 90 B. Şurası 90, buraya A kaldı. Burası da B. Şimdi burada 90'ın karşısı 5. Burada 90'ın karşısı 25 bölü 3 eşittir. Burada B'nin karşısı şurası x. Burada B'nin karşısı 20 bölü 3. Şu bölü 3'lerden bir kurtulalım. 1, 5 diyelim. 5x eşittir 20. X eşittir 4 geldi dostlarım. Bakın burası 4 ise diğer benzerliği yapmadan 3, 4, 5'ten yakaladık muhabbeti. Demek ki B üssünün koordinatları x'i 4, y'si 3. 4 ile de 3'ün toplamı 7'yi soruyor bize dostlarım. Evet, geçiyorum bir sonraki sorumuza. 20 numaraya. Bir durdurayım da devam ederim ya. Bir mola vereyim. Evet, ufak bir moladan sonra devam. Analitik düzlem üzerinde modellenen yukarıdaki şekilde KLMN karesi biçimdeki karton PL kenarı boyunca ok yönünde katlandığında tamam bu buraya katlanıyor ve M üssüne geliyor. P noktasının apsisi şurası değil mi? P noktasının apsisi dediğimiz yer burayı soruyor bize Y'ye uzaklığını. Peki. Şimdi bu 90 dereceyi biz katlayıp buraya getirdik. Şu kenar katlandı buraya geldi ve bu kenar da katlandı buraya geldi dostum. Şuranın 6, buranın 4. Demek ki karenin bir kenarı 10. Bu da 10, bu da 10. Bakın burada 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Yine şurası 4 ise burası da 4, burası 10 diyelim. Şurası toplam 10 olacak şu mesafenin tamamı. Şuraya 2 kaldı diyelim. Buranın da 10 olması için 4'ü burada 6, buraya 6 eksi x kaldı. 6 eksi x de buraya kaldı diyebilirim. Şimdi bundan sonrası ister şurada Pisagor yap, x'i bul. İstersen de şu üçgen ile 6, 8, 10 üçgeni var ya kardeşim burada. Şu üçgenin benzerliğinden faydalanıp x'i bul. Seçim senin. Hadi hangisini yapalım? Hadi biz benzerlik yapalım dostlarım. Şuraya A diyelim. 90, B, 90, A, şuraya da B. B'nin karşısı burada 2, B'nin karşısı burada 6. Eşittir. A'nın karşısı burada x, A'nın karşısı burada 8. Buradan içler dışlar 6x eşittir 16.
X eşittir 16 bölü 6. Yani 8 bölü 3 Ceyhan'ı paketledim. Evet, 21 numaradayız. Kare şeklindeki eş fayansların bulunduğu duvardan 3 fayans düşünce yukarıdaki görüntü oluşmuştur. Tamam. Verilen koordinat değerlerine göre düşen fayansların duvarda kapladığı alan neydi diye soruyor bize. Şimdi verilen koordinat değerlerine bakalım dostlarım. 4'e 8'miş burası. Gelin şu aradaki uzaklığı bir ölçelim biz. Şu iki nokta arasındaki mesafeden burayı bir bulalım. Hemen kök içinde x'leri çıkartıyorum. 10'dan 4 çıktı 6'nın karesi. 11'den 8 çıktı 3'ün karesi. Yani 36, 9 daha 45, 3 kök 5 geldi burası. Şurası 3 kök 5. Şimdi bunlar kare oldukları için dostlarım şurası şöyle dik üçgenimizi oluşturalım. Kare olduğu için bir kenarına k dersem bu da k, bu da k. Ve bakın k 2k. Emre hocamın hatırı için ezberlemiştim. Biri diğerinin iki katıysa küçük olanın kök 5 katıydı hipotenüs. O halde kök 5'ler giderse k meğersem 3'müş. Şimdi karelerden birinin kenarını 3 bulduk. Demek ki alanı 9. Bir 9 buradan, bir 9 da buradan. 3 tane 9. 27'yi paketledim dostlarım. 22. sorumuz. Ayla evi ile kütüphane arasındaki mesafeye bakın böyle bir konumlu bir soru. Üniversite sınavında 2018 olması lazım. O yılda bir tane soruldu. Konumlu soru ve dünyanın en basit sorularından bir tanesiydi dostlarım. Bu da onun gibi bir şey gibi duruyor. Bir bakalım. Kütüphanenin konumlarını göstermiş. Ev ile kütüphane arasındaki uzaklığı bakın şu iki nokta arasındaki mesafeyi gerçek hayatta 2400 mesafe olarak ölçmüş bizim Ayla. Diyorum ki ben de hadi gelin biz de bunu geometride kaç birim diye bir bulalım. İki nokta arası uzaklık yapacağım şimdi. Kütüphane ile ev arasındaki uzaklığı buluyorum. Kök içinde x'leri çıkart. 8'den 2 çıktı. 6'nın karesi. 5'ten eksi 3 çıktı. 8 yapar. 8'in karesi. Ve 6 8'den 10 geldi dostum. Demek ki 10 birimlik şu buradaki konumdaki 10 birimlik mesafe gerçek hayatta 2400 metreye denkmiş. Kaç katı yani? 240 kat. Bana da diyor ki ev ile okul arasındaki mesafe gerçek hayatta kaçtır? Gelin önce biz geometriden bir bulalım bunların kaç birim olduğunu. Ev ile okul arasındaki mesafeyi bir ölçelim. 2'den eksi 7 çıktı 9'un karesi. Eksi 3'ten 9 çıktı 12'nin karesi. 9 12'den de 15 gelir burası. Acaba 15 birim kaça denktir diye soruyoruz dostlarım. 240 katıydı. Bu da 240 katı olacak. 240 ile çarparsam 360 bir de sıfırı var. Paketledim. Galiba çok benzeri yine bir soru. Bu formülle hesaplanır diyor. Tamam. ÖSYM de bunu bazen yapıyor dostlarım. Bazı soruların başına formülleri yazıyor böyle. Aşağıda haritada noktaları koordinat üzerinde konuları belli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arası uzaklığı hesaplanan bir harita programı A ve B noktaları arasındaki uzaklığı görelim onu. Şurası. Burayı 45 metre miydi? Kilometre olarak ölçmüş. Peki biz burayı geometriden bulalım. Hemen x'leri çıkartıyorum birbirinden. 10'dan 1 çıktı 9 karesi artı eksi 8 eksi 4'ten eksi 12'nin karesi. 9 12'den de 15 geldi burası. Yani 15 birimmiş geometride gerçek hayatta 45 kilometreymiş. Yani 3 katı. Şimdi hepsi için 3 katı olacak o zaman. A noktasında bulunan fırın arabasında en fazla 40 kilometre gidecek kadar benzin bulunmaktadır diyor. Buna göre Fırat'ın A noktasından deposundaki benzinle hangilerine ulaşabilir diye de bir soru sormuş. Biraz uzun sürecek arkadaşlarım. Hepsinin arasındaki uzaklığı ölçeceğiz şimdi. Bu aradaki uzaklık 6'dan 1 çıktı 5. Pratik yapacağım ben şimdi. Burada 5 geliyor x'ler farkı. Y'ler farkı 12 geliyor. 5 12'den 13. Şurayı bulalım. X'ler farkı 6'dan 1 çıktı 5. Eksi 6 eksi 4'ten de 10. 5, 10, 5 kök 5 geliyor dostum burası. Şurayı ölçelim bir de. 1'den 8, 7. 8'den 1 çıktı 7. 11'den de 4 çıktı. Yine 7. 7 kök 2 de burası geliyor. Şimdi neydi kural?
3 katıydı değil mi? Gerçek hayattaki mesafelerin 3 katıydı. Bunun 3 katı ne yapar? 39 kilometre yapar. 39 kilometre. Şimdi 40 kilometre gidecek kadar benzini var. O zaman 39 kilometreyi rahatça gidebilir. Yani E noktasına kesinlikle gidebilir bu adam. Demek ki E noktasına gidecek. Bu ikisi iptal. Hemen Denizli'ye bakalım. 5 kök 5. Gerçek hayatta 3 katı olacak. Kaç kilometre yapıyor 3 katı? 15 kök 5 kilometre. Şimdi 15 kök 5'i de bir hesaplayalım dostlarım. İçeriye soktuğumuzda 15 kök 5'i 225 diye girer 15 içeriye. 225 çarpı 5 olur içeride. Yani 225 ile de 5'i çarparsam 5 ile 2 1000, 25 ile 5 125, 1125, 1125 oldu. Peki 45 kilometreden büyük mü küçük mü? Gelin şu 45'i de kök içine sokalım. 45 kök içinde 45 çarpı 45'tir. 45'in karesidir yani. 45'in karesi de 4 kere 5 20, 2025'tir. 2025'ten 45 değil 40'ı bulacaktık ya. 40'tan küçük olmalı değil mi? 40'ın karesini alacaktık. Bu değil pardon çok özür dilerim. 40'ın karesi de 16 çift 0, 1600. 1600'den küçük mü? Küçük. O zaman Denizli'ye de gidebilir dostlarım. Denizli'ye de gidecek. Bu iptal oldu. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'da kök içinde 7 içeri girerse 49 çarpı yok. Önce şeyi bulalım. Yok 49 çarpı 2 diyelim de. Yani 3 katını söyleyelim. Bunun 3 katı gerçek hayatta 21 kök 2'dir. Şimdi içeriye sokuyorum bunu. 21 kök 2'yi içeride. Şöyle girecek. 21'in karesi çarpı 2 diye girdi içeriye. 21'in karesi de hemen hesaplayayım şurada. Ne kadar uzun sürdü ya. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 1, 4, 4. 441 çarpı 2 ile kök içinde 882. Yani 40'ın 40'tan 40 kilometreden küçük bir yer. O yüzden burayı da alabilir her türlü. Dolayısıyla E'ye de gider. Çok uzattık, çok da baydı. 24 numaralı sorudayız. Evet, bakalım bu ne diyor. Kalkış yarışında C noktasından başlayıp A ve B noktalarında sona eren, B'nin de ordinatı 4'müş bu arada. Apsisi de X'miş şurası. Orayı bilmiyoruz şimdilik. Yarışma koordinat ekseninde resmedim. Koordinat düzleminde noktalar metre cinsinden verilmiştir. C noktasında bulunan araçlar aynı anda A ve B noktasına doğru hareket etmektedir. Tamam. Aynı anda A'dan B'ye doğru biri buradan biri buradan hareket ediyor. Bu iki araç aynı anda A ve B noktalarına ulaştığına göre B noktasının apsisi kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi aynı anda da buraya geliyorlarmış dostlar. Süreler aynı. Hemen şunu hesaplayalım şimdi. A ile B arasın, A ile C arasındaki mesafeyi bir ölçelim. A, C'yi bir bulalım. Bakalım bir işe yarayacak mı? Şimdi A noktası 3'e 4. Hemen buluyorum. 21'den 3 çıktı. 18'in karesi. 28'den 4 çıktı. 24'ün karesi. 18, 24, 30 üçgenidir bu. Yani 3, 4, 5'in 6 katıdır. 30 kilometreymiş burası dostlarım. Ya da metreymiş. Neyse artık önemli değil. Bu 30 metreyi 6 saniyede alıyormuş buradaki adam. 6 saniyede değil mi? Hızı 6 metre bölü saniyeymiş. O zaman ne kadar sürede alacak burayı bu adam? 30 eşit hani x eşittir v çarpı t. Yol eşittir hız çarpı zaman var ya. Şimdi yol 30. Hızımız da 6. O zaman zamanımız ne olmalı? 5 saniye olmalı. Demek ki buradan buraya 5 saniyede iniyor. Şimdi aynı sürede indiklerine göre bu da buradan buraya 5 saniyede inecek arkadaşlarım. Şimdi bunun da hızı neydi? 5'ti. Demek ki yol eşittir hız çarpı zaman. 5 çarpı 5'ten buranın yolu da 25 metreymiş diyebilirim. Şimdi ikisinin arasındaki uzaklık 25. Hemen B'nin koordinatları x'e 4'tü. 21 eksi x şöyle kök içinde 21 eksi x'in karesi artı 28 eksi 4'ün yani 24'ün karesi ve bunun sonucu 25'miş. Dostlar bakın bu da özel üçgen 7, 24, 25 üçgenidir. Buranın ya 7 ya da eksi 7 olması lazım ki 7, 24, 25'i sağlasın. 21 eksi x ya 7, 21 eksi x ya da eksi 7'dir. Buradan x eşittir 14,
Buradan da x eşittir 28 çıkar. B noktasının apsisi kaçtır diye soruyor bize. 14 şıklarda yok, 28'miş doğru cevabımız arkadaşlarım. Zaten 14 şıklarda da olsaydı şuranın apsisi zaten 21, şurası 21'miş. Yani 21'den daha büyük olduğunu görüyorum zaten dostlarım beğeninde. 14 olsa bile işaretlemezmişiz yani. Evet, 25. soru. Dik koordinat düzleminde A noktası ile B noktalarından aynı anda aynı hızlarla birbirlerine dik doğrultuda iki hareketli harekete geçiyor demek ki. İki hareketli geçiyor. Ve aynı anda orijinde buluşuyorlar. AB uzunluğu kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Dik doğrultuda hareket ediyorlar. İki hareketli dik koordinat sisteminde. Bir çizmeye çalışayım mı ya arkadaşlar? Tam göremedim ama şöyle biraz da düzgün çizmeye çalışalım. A eksi 2'ye A noktası. A buralarda bir yerde olsun hadi. Şurası A olsun. Şöyle olsun. Şimdi A'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum tabii. A burada. B de eksi 1'e B. Eksi 1'e B de bu tarafta olsun bakalım. Bu da B. Ve diyor ki aynı anda orijinde buluşuyorlar. Bu buradan orijine gidiyor. Bu da buradan orijine gidiyor. Ve birbirlerine dik doğrultuda gidiyorlar. Biri böyle, biri böyle ve aynı anda. Aynı hızla mı? Evet. O zaman bunlar kesin birbirine eşit. Tamam. Şimdi oldu işte arkadaşlarım. Doğru çizmişiz. Bunlar eş üçgen çıkıyorlar, değil mi? Bakın şu üçgenle şu üçgen birbirine eş çıkıyor. Şimdi açılarına harf verelim mesela. Oradan ispatlayalım. Şuna K, burası 90, buraya da M yazalım. Burası 90, burası K. 90 M yazdım. Bak açıları aynıysa benzer. Bir de 90'ın karşısındaki kenarlar eşit olduğu için eş üçgenler. Şimdi şurası 1 birim. Çünkü şurası 1. K'nın karşısı 1 ise buradaki K'nın karşısı da 1'dir. Başka? Şurası 2. Yani burası da 2. O halde M'nin karşısı 2 ise burada da M'nin karşısı 2'dir. Tamam. Yani biz artık B koordinatını bulduk. Eksi 2'ymiş B. Şurası eksi 2'ymiş. A'da 1'miş arkadaşlarım. İster şimdi iki nokta arası uzaklık yap. İstersen de şunu yap. Bak 1, 2. Burası kök 5. 1, 2. Kök 5. Bana da burayı soruyor. Şuradaki dik üçgenden. Kök 5, kök 5. Kök 2 katı olacak. Kök 10 diyebilirsin dostum. Bu arada bir soru daha çözelim de öyle bakayım kaç tane soru var toplam. Sürede 52 dakika olmuş. Dik koordinat düzleminde noktasında bulunan bir hareketlinin teğenci saniyede bulunduğu noktanın koordinatları böyleymiş. Bu hareketli ikinci saniyede B noktasına. İkinci saniyede B'de ise hemen T yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığımda B'ye ulaşıyormuş. Peki 2 yazarsam burası 6 olur. 2 yazarsam 4 eksi 2'den 2 olur. 5. saniyede de C'de oluyormuş. C'yi de bulalım. 5. saniye 5 yazarsam 15. 5 yazarsam 10 eksi 2'den de 8 olur. B, C ve orijinin oluşturduğu üçgenin alanı kaç birim karedir diye de bir soru soruyor bize. Hemen şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Şu üçgeni de bir oluşturalım arkadaşlarım. Şimdi C 15'e 15 burası olsun. 8. 8 de burası olsun arkadaşlarım. Şöyle bir C var. Orijin zaten burada. Tamam. B de 6'ya 2. Şimdi 6 şuralarda olsun. 2 de şuralarda bir yerde olsun. Bu da B. Çok mu şey oldu? Şöyle biraz daha aşağıda alayım 2'yi. Çok böyle düz doğrusalmış gibi oldular da o yüzden dostlarım. Şöyle yapayım. Hatta 6'yı da şurası seçeyim. 2'yi de biraz aşağıda alayım şöyle. Burası da B. Evet, burası da 2. Şurası 6 değil. 6 buraya aldım. Peki şimdi üçgenimizi bir gösterelim. Orijin B ve C. Şu. Bizim ana üçgenimiz bu. Şimdi bu üçgenin alanını istiyor bizden. Bu üçgenin alanını bulacağız birlikte. Şimdi nasıl bulacaktık dostlarım? Tüm dörtgenden biz şuradaki
geri kalan boşlukları çıkartarak bulacaktık. Şurası şimdi 15. Şurası 8 birim, tamamı 8. 8, 15, 17 üçgeni var burada. Burası 17 ama bir işime yarar mı? Bilemedim. Şurası 2 birim. Şurası da 6 birim. Onu yazalım. Burası 6. Şuradan şöyle dikliğimizi devam ettirelim. Burası 9. Yani şu da 9. Burası 2. 8 olması için burası da 6. Tamam ya, bulacağız tek tek arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin alanı 8 çarpı 15'tir. Ben bundan şu alttaki, onları da kırmızı yapalım, şu üçgenin alanını çıkartacağım. O da 6 çarpı 2 bölü 2'dir değil mi dostlarım? Yani 6. Başka şu dikdörtgeni çıkartacağım. 2 çarpı 9'dan 18'dir. Başka şu üçgeni çıkartacağız. 6 çarpı 9 bölü 2'den, 54 bölü 2'den 27'yi. Başka 8 çarpı 15 bölü 2'den de ne yapıyor? 8 çarpı 15, 4 çarpı 15'ten 60'ı. Bir de 60'ı çıkartacağım dostlarım. İşte cevap buradan gelecek. Burası 120 yaptı. Bir 60 çıkarırsam 60 kaldı. 6 çıkarırsam 54 kaldı. 18 ya da hadi 18'i çıkaralım. 18 çıkarırsam 27 kaldı. 27 çıkarırsam 0 kaldı lan. Yok lan, 9 kaldı. Dur. 18'i değil de 27'yi çıkarırsam 27 kaldı. Şimdi 18'i çıkarırsam bundan da 9 kaldı. Evet. Yanlış hesaplıyorduk az daha. Ha şimdi bir bakayım ya, kaç soru var arkadaşlarım? Kaça kadar geliyormuş böyle? Oh oh oh. ÖSYM'ye 43 soru varmış toplam. Biz kaç tane çözdük? Evet, 26'da kaldık biz de. Hadi 56 dakika oldu. Burada bir durayım. Bir sonraki videoda devam ederiz. Tamam mı arkadaşlarım? Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.